Ulan şu örümcek çocuğun oynadığı ETS nasıl bir oyun bakayım şuna. Bir de ben şey yapayım gelmeden. Bakalım. Esneme lan örümcek esneme. Uyuyacaksın mı ne yapacaksın lan? Şu oyuna bakayım dedim ama. Dur lan. Oyun mu oynuyorsun sen? Evet oyun oynamaya çalışıyorum ama inşallah oynayabilirim. Oynarsın yani ne olur ki niye? Nasıl? 24 tonluk almışsın yükü ağır yük almışsın. Evet Recep abim garam var kamyoncular derne yani öyle 5 tonla 10 tonla falan değil abicim. Böyle yükleyeceksin ağır makinaları. Böyle ver Allah ver. La şurada önde bir Türk bayraklı bir araba gidiyor gibi. Vay. Var ya burada ölüm yolu diyorlar bu yola. Bu yolu 61 tonla çıkanlar var. 61 ton. Yuh lan yuh lan. 61 ton neyle çıkıyor oğlum lan bu manyak mı? Biz şu anda 24 tonla zorlanıyoruz. Millet nasıl 64 tonla çıkıyor? 61 ton. İşte. Kesin o kantarda falan bir hile vardır var ya o kadar. Ya hayır. Bak görüyorum. Sırları ileride bir yer var. Oradan çıkamıyorlar. Bazı arabalar geri geri geliyor böyle. Biz nasıl çıkacağız lan oraya? Bu 750 beygir olduğu için çıkabiliyor. Bir sonraki denememiz kaç olsun? 30 en tonu. En düşük. Lan? En düşük beygir en yüksek ton bu araba. Ay bak en düşük beygir litir. En yüksek ağırlıklı dorse yapalım. Tamam da yani şu yoldan hani diyorsun ya. Yani 30 tonla bir deneyelim. Bugün bunu çıkabilirsek tamam mı? Evet. Bir sonrasında 30. Sonra ya 10 liralık derece var. Babama diyorum almıyor ki. Ya alırız sıkıntı değil ya. Ben alırım sana kardeşim ya. Ben alayım sana ne olacak lan? Tamam onu al. Yani lan para dedin ne lan bizde para kamyonla kardeşim para kamyonla ya harca bitmiyor harca bitmiyor örümcek. İşte babama diyorum babama almıyor. Lan örümcek adamım ben kulağını çekeceğim ama kulağını da kamuflajla kapatmış kardeşim kulağını tutamıyorum ya. Ben alırım sana merak etme dostum. Yanlış şeritten mi gidiyorum ne yapıyorum? Yo düz şeritten gidiyorsun. Burada istediğin şeritten git. Karşıdan araba gelmiyor mu? Yok gelmiyor. Aha motor arıza verdi. Yapma ya. Kaldıramıyor yükü. Kaldıramıyor. Ha gayret kardeşim. Bak. Aşağıda kaza olmuş gibi sanki onunla bir yardıma gitsek mi? Tamam gidelim. Dorsiyeyi bırak o zaman buraya. Tamam. Kardeşimize bir yardım edelim bakayım. Bizim takasimizde şöyle aşağıdan yardım edip alalım. Gelelim tamam evet. Mı? Biliyorsun yolda kalana yardım edeceksin. Şu anda gördük orada bak yolda kalmışlar. Biz de yolda kaldık ne yapacağız? Lan patinaj mı çekiyoruz ne yapıyoruz lan havada aksını kaldık tekerler boşaltılıyor lan örümcek. Hadi lan. Yardım edin yazalım mı? Yazalım da bir yardım edin bize. Lan yardıma giderken yardıma muhtaç olduk. Ulan nasıl bir iş lan bu? Bak teker nasıl dönüyor? Onun altına ben bir şey ayakkabıları koysam acaba olmaz mı? Evet olmaz. Olur onun altında boşluk var tekerler boşa geliyor. Abi. Yardıma mı geldi biz DZM'e orada? Evet şöyle birisi var. Yok orada ileride yük var ya. Evet geçemiyor mu? Onu kurtarmaya çalışıyorlar. Bak orada bir tane büyük ağırlık var orada 61 ton var bak orada ileride. Yardıma gelmiş de zemin oğlu. Hadi kardeşim biraz ittir kalktır hadi bakayım. Şimdi burada kalmasın burada. Ulan bu kamyonlar nasıl bir şeymiş bu. Arkadan bir tanesi de onu çarptı. Zincirleme trafik kazası olmasın lan şimdi burada. Ulan nereye gidiyorsunuz oğlum? Gelin lan böyle gel. Buradan hızlanacak girecek izin. Manyak mıdır? Bu defa orada arkadan o kadar hızlı. Gelirse biz ön tarafta nereye gideceğiz? Bak dur bak. Çıktık mı? Allah'ına kurban oradan çarpmadan. Evet. Yükümüzü de aldık. Aldığımıza göre çıkabiliriz artık. Onlar oradan kurtuldu.
değil mi? Evet, kurtuldu kardeşim. Bize ihtiyaç duymadılar. Biz de tekrar dorsemizi yükledik, değil mi? Taktık. Oho, yan yattık. Yan yattık. Ana! Ne lan o? Tabelayı mı ezdik? Araba kaydı. Beni biraz uyudu, sonra yine kalktı. Tabelayı ezdik ama ha. Valla arkamızdan cezayı yazarlar kamera. Yok yok, hayır. Burada kameralar yok. İyi, Allah'tan yırttık o zaman. Yok, senin bir abin var ya, Ramiz dayı, Ramiz dayı. Yes of course, sometimes in the tabela. Ha işte o Ramiz dayı buradaki şey, bu kameralara ekliyormuş herhalde. Doğrudur, benim Ramiz dayı var ya, işi gücü çakallıktır var ya böyle. Yolda kamyoncular, şoförler ceza yemesin diye yapmadığı düzenbazlık yok. Neyse, fazla konuşup da onu aşağı, yani deşifre etmeyelim onu, tamam mı? Bak izle. Ooo! Ulan salak lan, altımıza girdi lan, gerizekalı nasıl giriyor lan seni? Biz gidiyorduk. Ulan manyak herif, yanlış yerde niye giriyorsun kardeşim ya? İnşallah ölüm olmamıştır la. Ya vallahi biz de yani adam diyor ki size bana attıracağım diyor. Hatta renk aldım yani. Video çektim. Lan adamı hasretmesin. Kim lan o? Ver adresini. Adresini ver bana. Ver adresini bana. Kim bu? Bizde kayıt var yani. Biz de kayıttayız. Allah'ım ya Rabbim. Ben her zaman kayıttayım. Dur, benim bir arkadaşım var, onu bekliyorum şu anda. Gelmesini bekliyorum. Arkadan mı geliyor? Ha bak şuradaki. Bu o var ya o. He. Arkasında gözükmüyor. Biz DLC almadık ya. Yes. Almadığımız için gözükmüyor. Alsaydık gözükecekti. O 61 ton götürüyor. Sen bu alacağın şey ne ya? Söylesene bir de. Ne işe yarıyor? Ağır yük şey. Bak bu adam çekiyor ya. He. Çektiği şey 61 ton. Ağır yük paketi işte bu. Yani o olmazsa ağır yük taşıyamıyorsun. Evet. Vay anasını sayın seyirciler ya. Allah Allah. Para tuzağı lan bunlar. Aynen. Hayret bir şey ya. Millet ona para vermiyor. Diyorlar 24 tonluk alıyorlar. Gerek yok, biz de 2 kere götürürüz lan. 3 kere de götürürüz 60 tonu. Böyle olmaz mı? Öndeki lokomotif taşıyor. Lokomotif. Şimdi dost, bahsettiğin o yere geldik mi? Çıkıyoruz işte şu anda. Şu anda orada mıyız? Bak. Vay, dik rampa diyorsun buralar. Evet, araba 40'la gidiyor şu anda. Hoppa, şu virajı atlatsak rahatlayacak araba da. Hop, rahatladı araba. Buradan bir koşuda çıkabilirim. Bayağı zorlandı ama ha. Aynen, karşıda. Düşünsene 61 tonla burada nasıl çıkacaksın lan? Var ya, Yusuf sizin, Yusuf dersin ha. Sizin tırlar çıkar değil mi? Ya bizimkiler çıkıyor zaten kardeşim. Uça uça çıkar. Sen bilmezsin, biz eskiden var ya, İstanbul'dan yük alıyorduk. Ankara, Kayseri, Adana, o taraflara nakliye yapıyorduk. Karamyar Kamyoncular Derneği olarak. Bu Bolu Tüneli falan açık değildi o zamanlar. Bu Bolu Dağı'na böyle tırmanıyorduk. Kışın kar falan yağıyordu. Allah seni inandırsın var ya, benim 40 ayak vardı bir tane. Böyle böyle var ya, normalde 15-20 tonla gitmek zorundaydık. Ben atıyordum çaktırmadan 45-50 ton. O rampada öyle bir sarıyordum ki araba var ya böyle uzun hava çağırıyordu böyle. Of, öttürüyordum var ya. Aynen. O var ya kışın garda. Bunun bir de tersi oluyordu. Ben Adana'dan falan böyle yük taşıyordum böyle. İstanbul'a hale mal getiriyordum. Bolu Dağı'ndan aşağı var ya, kışın buz. Arabada yine 50-60 ton yük var. Sen ne diyorsun? Ben bazen arka plakayı bile okuyordum var ya. İnanamazsın yani. O derece yani. Manyak sürüyordum. Diğer şoförler benim böyle en az böyle 500-600 metre arkamdan gelirdi. Çünkü çok çapkın kullanıyordum arabayı. Yani o derece yani, anlatamam sana. Görmeliydin. Göremezdin. Sen o zamanlar portakaldın, vitamindin. Şu anda ölüm yoluna çıkacağız zaten. Görüyor musun bak şuraya, ufkumuzda. Evet görüyorum. Orası. Oraya çıkacağız işte. Oraya çıkacağız. Çıkarız kardeşim, merak etme. Biz çok gördük bu yolları. Bu Cemal abi 61 ton taşıdığı için burada biraz zorlanacak abi. Onu sollayalım biz, tokatlayalım. Cemal abi! Cemal abi!
verelim. Aslında araba açısından niye veririz? Olsun kardeşim, börtü böcek belki de yoldan geçiyor, bizim işaretlerimize göre hareket ediyor. Olamaz mı yani? Dur şurada bekleyelim de Cemal abi. Zaten Cemal abi geliyor herhalde. Çekelim mi arabayı yan tarafa? Bir piknik yapalım. Olur. But sarma yapalım böyle. Olur olur yavrum benim be. Of 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 of. Lan arabayı devireceğiz lan. Şöyle var ya. Olur. Bu da güzel ha. Müsait bir yere çekelim. Benim burada mini buzdolabı var, onun içerisinde hazır. Kasaptan bugün gidip aldım, köfte aldım, sucuk aldım, but sarma kaç aldım. Kaç lira tuttun? Boşver ne kadar aldı, tuttuğunu yani. 60-70 lira tuttu, çok büyük bir para değil. Kafanın arkasına atalım gidelim. Olur, hatta yani fark etmez, şöyle bir müsait bir yerde mangal falan yapabiliriz yani istiyorsan. Ama istemiyorsan yola devam edelim. Yok, biz yola devam edelim ya. Tamam. Şu rampayı bir çıkalım da ondan sonra bir su başında falan mangalın gözüne vuralım. Tamam mı kardeşim? Hiç bir tonla bizi soğuyor ya. Lan istesem ben bunu tokatlarım da boş ver. Ağlamasın diye yavaş yavaş gidiyorum ben. Tamam. Şimdi buradan gidelim, böyle biraz ilerden dönelim. Bir tekrar inelim aşağıya bakalım. Bir de var ya, burayı kışın göreceksin. Ben bu kışın burayı sürmüştüm. İşte o zamanlar arkadaşıma gitmiştim. Onda ağır yük derecesi vardı, tamam mı? Evet. 61 ton yükle çıkmaya çalıştım. Araba kayıyordu böyle. Patinaj çekiyorum. Yapma ya. Oo bak bak. Ulan hayalet mi gördüm böyle? Açlıktan böyle gözlerim farklı şeyler görmeye başladı ya. Ben de görmeye başladım. Şekerim bu düşünü yaptı. Etraflarda sucuk dolaşıyor ya. Allah. Vallahi biz var ya, müsait bir yerde çekip yesek ne yapsak ya? Sucuk deyince böyle beynime böyle farklı şeyler, sinyaller geliyor böyle. Ne mesela? Ne bileyim, böyle gözümün önünden böyle kızarmış sucuklar geçiyor. Kızarmış tavuklar geçiyor. Köfteler geçiyor. Ooo bak, biz de buradan dönelim, tekrar çıkalım. Bu abimiz ne yapıyor, dinleniyor mu? Vay, ne oluyor lan? Çekil lan.